yaklaşık 25 yıldır esnaflık yapıyorum. İşleriniz nasıl? İşlerimiz şu an çok şükür iyi. Biz imalattan tamirata dönmüş bir esnafız. İmalat olmadığı için Elazığ'da sıkıntılarımız vardı. Bu nedenle de sadece tamirat yapıyoruz şu anda. Çok şükür alım gücü olmadığından dolayı da tamirat şu anda iyi. Sıkıntımız yok, hiç sıkıntısı. Allah'a şükür. Evet, 25 yıldır. 25 yıldır esnaflığım var. Esnaflık evet. Yapıyorsunuz. Evet. Eskiye göre mi iyi işleriniz, şimdi mi iyi? Dediğim gibi imalattan bu işe dönerdik. Eskiye nazaran şu anda Elazığ'da büyük kayıplar var yani. Önceleri sipariş oranı fazlaydı, imalat fazlaydı Elazığ'da. Teknolojinin gelişmesine göre Elazığ'da büyük bir gerileme var. Yani şu anda Elazığ'da imalat bitmiş diyebilirim. Alttan yetişen yok. Meslek bitme noktasına gelmiş. İmalat dediniz. Evet. Eskiden çok yapılırdı ayakkabı. Evet, evet. Sipariş verirdi, yapılırdı. İlçelere toptan ayakkabı bile evet, yapıldığını bitmesinin bilirim. Bitmesinin sebebi ne? Fiyat yüksekliğinden mi kaynaklanıyor? Fabrika ürünlerinin çok olmasından mı kaynaklanıyor? Bu tamamen teknolojiye ayak uyduramamanın sıkıntısı. El emeğiyle artık makinalaşmadan dolayı Elazığ'da da bu tür imkanlar olmadığından sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Bir de altyapıdan yetişen yok. Sıkıntılar bunlar. Çırak konusuna geleceğiz. Çırak evet, bulamıyorsunuz. Evet, aynen, aynen. Çırak yok. Kimse çocuğunu da getirmiyor. Heves de yok bu mesleğe. Büyük sıkıntı yani. Kaybolan mesleklerden biri. Kardeşinizle birlikte çalışıyorsun. Çok evet, güzel bir şey. Evet. Evet. Kaç yıldır kardeşinizle? 25 yıldır beraber mi çalışıyorsunuz? Evet. Kardeşimle beraber, yani ben başladım. Daha sonra da kardeşimi aldık. 25 yıldır onunla beraber çalışıyoruz. Sektör bitmek üzere. Evet, evet. Eleman yetişmiyor yani diyorsunuz. Sanayi... Neler yapılabilir peki bu sektörün eski rağbetine koşması için? Toplum kuruluşlarının daha iyi çalışmalarını bekliyoruz. Yani yatırımcıların Elazığ'a bir şeyler yapmalarını bekliyoruz. Biz neticede küçük esnafız. Yani ön ayak olabilecek kurum ve kuruluşların desteklemelerini bekliyoruz. Sıkıntılar bunlar. Yoksa Elazığ'da imalat olmayacak diye bir şey yok. Olur. Yani bugün küçük bir atölyeyle başlayıp büyünebilir yani. Evet. Sıfırdan bir ayakkabı kaç günde yapabilirsiniz? Yapıyor musunuz şimdi hiç? Şimdi gel mi? 5-6 yıldır bırakmışız. Şu anda imalat yapmıyoruz. İmalat da çift olarak değil, günlük bir takım, iki takım bir kişi bitirebilecek. Yani el emeğiyle olan iş. Bu makina teçhizat yardımıyla daha üretim arttırılabilir. Daha sağlıklı olur. Tabii, tabii. Fabrika ürünlerine. Aynen, aynen. Yani makinalaşmak, şu anda sektör çok büyümüş. Elem iş gücü, yani beden gücü azalmış, makina yardımı daha fazla. Başlamak için aslında çok da makina takım teşkilata gerek de yok. Yani küçük atölyelerde başlanabilir bu işe. Ne kadara çıkar sıfırdan bir ayakkabı elemi? Ayakkabının maliyeti mi? Yani şu anda tahminim 70-80 lira civarında bir maliyet olur erkek ayakkabısının. Fiyat farklılığı çok ayakkabılarda. Bir evet. Mağazada mesela 20 liraya satılıyor, 30 liraya, 40 liraya, 50 liraya, evet. 120 liraya satılıyor. Bu farklılığın sebebi ne? Siz en iyi bilenler sizsiniz çünkü ayakkabının derisinden mi kaynaklanıyor? Farklılık deriden. Tamamen şimdi bayan ayakkabısı imitasyona dönmüş zaten. Bir de ithal edilen ürünlerden kaynaklanan, gerçi ona da sınırlama getirildi herhalde, artık dışarıdan pek girmiyor. Onun inşallah piyasayı biraz etkileyeceğini düşünüyorum. İmitasyon ayakkabı çok. Deri ürün azaldı. Yani fiyat ucuzluğu bundan kaynaklanıyor. Büyük marketleri soracağım ya da büyük mağazaları soracağım. Elazığ'da evet, açılmaya devam ediyor. Evet. Bu işlerinize ne kadar etkiliyor? Büyük mağazalar küçük esnafları bitiriyor. Aynen. Yani alışveriş merkezine giren insanlar oradaki tüm ihtiyaçlarını giderip... Yani büyük marketlerde ayakkabı da satılıyor. Aynen, aynen. Evet. Bu da küçük esnafı vuruyor. Yani dediğim gibi Elazığ sanayi bölgesi olarak da gelişme sağlamayan bir ilimiz. Tamamen hazıra yönelik ticaret yapılmakta. Bu da piyasada esnaf sayısını arttırıyor. Bu da sıkıntı yani. Elazığ'da ayakkabı tamirat yapan çok var mı? Tamirat yani fazla kaç kişi yapan yok. Bu iş azalıyor. Dediğim gibi biten mesleklerden biri. En son bulacağınız işte 40-50 yaş arasındaki bu işi yapanlar. Onlar da bıraktıktan sonra ne olur bilmiyorum. Yani alttan yetişen yok. Sıkıntı büyük. Oda başkanımız, ayakkabıcı odası evet, kayıtlısınız. Evet. Oda başkanım sizleri ziyaret ediyor mu? Sorunlarınızı dinliyor mu? Yetkililere ilettiğini düşünüyor musunuz? Vallahi oda başkanımızla görüşüyoruz. Samimiyet derecemiz de var. Gidip gelir sorar da. Fakat yapabilecek bir şeylere çözüm bulamıyoruz. Yani ticaret odasıyla belki daha iyi mercilerle görüşerek bir şeyler sağlanabilir. İsim Mehmet Bay. Evet. 3 yıldır
Işıl? 6 yıldır bu sektörde cihat göstermekteyiz. İşleriniz nasıl? Vallahi çok şükür diyelim ama piyasa gitgide daralmaya başladı bizim sektörde. Yani bu AVM'lerin falan olması sektörümüzü bayağı bir etkilemeye başladı. Bir ayakkabı satışı yapan kişi çok mu en azından? Yani kapasitenin üstü. Yani nüfusumuzun çok üstü. Bir kişinin mesela bir dükkanı yerine belki 10 dükkanı var Elazığ'da özellikle. Güçlüysen bu işte varsın. Eğer durumun iyi değilse, gücün yoksa bu işte biraz geride kalıyorsun. Bunu soracağım, bir de siz de değindiniz de biraz önce. Evet. Büyük marketlerde ayakkabı satışı yapılıyor. Evet. Büyük mağazalar var. Evet. Şehrin İşlek Caddesi'nde, evet. Gazi Caddesi, Vali Fahri Bey Caddesi. Siz de zaten Vali Fahri Caddesi'ndesiniz. Bu ne kadar etkiliyor işlerinizi? Vallahi işlerimizi özellikle bu kiraların da yüksek olması nedeniyle, hani kiraların da artışı nedeniyle, bir de dediğiniz gibi bu yani büyük marketler falan, yabancı firmalar, yani şirketler mesela 70 yerde belki, yani kaç il varsa o kadar ilde şube açıyorlar. Bu da tabii ki işlerimizi etkiliyor. Evet. Ayakkabı satışı yapıyorsunuz. Evet. İyi ayakkabı nasıl sanlar vatandaşlarımız? Yani üzerinde zaten deri olan ayakkabılarda deri logosu vardır. Hani şöyle gösterebilirim herhangi bir tanesinde. Yani şöyle yani mesela şunda üstü deri, içi deri, tabanı deri. Hani köseleden oluşmakta. Fiyatlar ne kadar? İyi bir ayakkabı. Yani hakiki bir deri ayakkabı düşünüyorsa müşterilerimiz 100 liradan başlıyor. Yani 100 ile 150 arası değişiyor fiyatlar. Sizden önce ayakkabı tamiratı yapan esnafların yanında. Evet. Dedi Elazığ'da imalat yapan yer yok dedi, fabrika yok dedi. Evet, evet. Biz de dedi onun için tamirata döndük. Evet. Hadi Elazığ'da bir fabrika olsa işleriniz daha mı iyi olur? Ne yönde etkiler? Yani tabii ki bize etkiler, Elazığ'ın kalkınması için etkili olur. Yani tabii ki faydası olur yani. Yani biz dışarıda gidip almayı tercih etmektense yani buradaki yani yerli üretimden almayı tercih ederiz, evet. Zor bir meslek yapıyorsunuz. Evet. Sürekli evet. İnsanlarla uğraşıyorsunuz. Evet. Bu işin ne gibi zorluğu var? Valla işin şöyle bir zorluğu var. Yani ayakkabı alıyoruz mesela, yeni model mesela. Bir ay sonra bakıyorsunuz modeli geçiyor, modası geçiyor. Yani bu da geride kalanı oluyor, pesvente dediğimiz. Yani tekleme olarak kalıyor, evet. Sonra da zararına satmak zorunda kalıyoruz. Fiyat aralığı ne ayakkabılarınızda? Bir de kaç çeşit ayakkabı var? Bayağı var çünkü dükkanlarda. Evet. Valla erkek reyonumuz var. Erkek, bayan, bir de çocuk grubumuz var. Metrekaremiz ufak ama hepsinden bulundurmak zorundayız. Çünkü aileye hitap ediyoruz. Fiyat aralıkları ne kadar? Yani erkek gruplarımız 60 liradan başlıyor. 200 liraya kadar değişiyor. Kalitesine göre, modeline göre değişiyor. Bayan grubumuz daha uygun. Bayan gruplarımız da 30 liradan başlıyor. 100 liraya kadar değişiyor. Aslında ayakkabıcıları toplayacak bir çarşı yapılsa, evet. Tüm ayakkabıcılar bir arada olsa, evet. Bu işlerimizi etkiler mi? Olumlu, olumsuz yönde? Valla olumlu da etkileyebilir de olumsuz da bir zararı olmaz. Esnaf için faydası olur aslında. Yani müşteri için de faydası olur. Yani bir şeye ihtiyacı olduğu zaman gidip orada alışverişini yapar. En azından gezmek zorunda kalmaz fazla. Kalifiyeli eleman bulma konusunda sıkıntı yaşıyor musun? Onda zorlanıyoruz, evet. 6 yıldır diyebilirim belki 20-30 tane eleman değiştirmek zorunda kaldık. Biz ya da kendileri bizi değiştirdi, öyle söyleyelim. Kalifiyeli eleman zor, evet. Bizim sektörde özellikle. Çünkü vatandaşın uğraşıyor. Evet, gerekiyor. Evet, evet. Ayakkabıcı odasına kayıtlısınız. Evet. Oda başkanımız sizleri ziyaret ediyor. Evet. Düşüncelerinizi ya da sorunlarınızı yetkililere iletme imkanı bulabiliyor mu sizce? Valla odanın da aslında toplantıları falan oluyor. Yani bizim de hem oy kullanırken falan görüşüyoruz, hem şey olarak görüşüyoruz. Evet, ziyaret ediyorlar. Son olarak işlerinizin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir? Valla neler yapılabilir? Özellikle Elazığ'ın biraz daha hani gelişmişlik olması lazım. Yani bir belediye olarak, bir şey olarak gelişecek ki Elazığ başta bir kiraların düşük olması lazım. Hani kiralar yüzünden giderler, gelirleri karşılamıyor. Hani o yüzden hani biraz daha dükkan sahiplerine mi diyelim? Evet, onunla etkili. Adım Özkan. Mağazamız hakkında bilgi vereceksem biz 4 ay oluyor Elazığ'da faaliyete gidelim. Sadece çocuk üzeri yani sıfırdan
36 numaraya kadar biz bulunduruyoruz. Elazığ'ın çocukta tek marka olmayı hedefliyoruz işin gerçeği. Hem ürün olarak hem de fiyat olarak. Yani bilindiğin dışında gene de çocuk ürünleri biraz daha böyle üst fiyatta olurdu. Biz hem kalite olarak hem de fiyat olarak yani minimumda tutup Elazığ'da işin gerçeği çocukta bir numara olma yolunda ilerliyoruz. Ürünlerinizi nereden alıyorsunuz? Ya ürünlerimiz genelde işte İzmir, İstanbul ortopedik ürün genelde satıyoruz zaten ağırlıklı olarak. Hani çocuk sağlığı için de bir numara ürünlerimiz. İşten yakınınız. Neler yapılabilir peki? Elazığ'ın ya, işlerinin daha iyi olabilmesi için. Daha iyi olabilmesi için şimdi ben bu süreçte gördüğüm kadarıyla baktığın zaman yani çok şeyler konuşuluyor. Mesela mahalle aralarında oturdukları yerde yani biz halk olarak çok şey konuşuyoruz ama gerçeğe baktığımız zaman hiç kimsede icraat yok. Yani niye icraat yok? Görünüyor mesela. Bir organize sanayidir kaç tane fabrika faal çalışıyor? Yani çalışılmıyor. Veya yani Elazığ'a yatırım gelmiyor. Elazığ'a baktığın zaman elinde olan her şey gidiyor işin gerçeği. Yani kalan bir karayolları birkaç tane bir şey. O da olmasa herhalde Elazığ ölecek. Hiçbir şey yok yani. Bunun hakkında daha iyi çalışırlarsa gelecek milletvekillerimiz daha iyi olacak. Herkes için yani. Evet, fiyat aralıkları ne kadar? Çocuk ayakkabısı satıyorsunuz. Ya fiyat aralığı ne kadar başlıyor? Ne kadar farklılıkta? 15 liradan başlıyor. Maksimum yani şu anda sezon içerisindeyiz. Maksimum 50 lira. Yani 15 lirada bizim ürünümüz var. 50 lirada da var. 50 lira olan ürünlerimiz %100 ortopedik ürünlerdir. 15 lira olan ürünlerimiz de 0 yaş grubunda var. Daha işte uygun isteyen müşterilerimize yönelik biz getiriyoruz. Yani genelde fiyat aralığımız 15 ve 50 arası diyebilirim. Sizden önceki esnaflarımız kiraların yüksek olmasından yakındı. Kesinlikle. Bir de büyük AVM'ler. Evet. Büyük AVM'lerde dedi, ayakkabı satışı yapıyor. Büyük mağazalar dedi, sürekli dedi, şube açıyorlar burada dedi. Bu da küçük esnafı bitiriyor. Kesinlikle. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya ben şunu diyeceğim. Mesela şunu da istiyoruz biz. Mesela büyük AVM'lerde adam camına yazıyor. Senenin 365 günü %70'e varan indirim. Biz de esnafız. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Yani bir %70'e varan bir indirimi bir esnaf nasıl yapıyor? Biz esnaf olmamıza rağmen ben bunu anlayamıyorum. Mesela büyük firmaların hepsi öyle. Şu Gazi Caddesi'ne bile çık. Çoğunun camında göreceksin aynısını. Hani şu işe bir el atması lazım. Mesela AVM'ler var ama indirim zamanı veya indirim bu aralıkta olacak. Ona göre iş takip edilirse daha iyi olacak. Yani. Evet, hemen sorayım. Mesela dediniz ya indirim. Mesela 100 lira olduğu zaman %70 indirim 30 liraya düşecek. Yani. O zaman 30 lira 70 lira kazanıyormuş eskiden. İşte ben onu diyorum yani sen bana sorsan sizin öyle bir lüksünüz var mı? Benim öyle bir lüksüm yok. Evet. Ben %70 kazanmıyorum ki %70 indirim yapayım. Evet. İşin gerçek boyutu o. Demek ki yani bunu bir kar oranı düşürmüyor. Yani büyük firma olduğu için bizden zaten 1-0, 2-0 önde başlıyorlar işin gerçeği. Bir de avantajları elinde onu kullanıyor. Bir de halkımızda benimsenmiş bir şey var. Bir yabancı isim olduğu zaman bu marka. Yani oraya gidip bende 50 liralık ürüne orada 150 lira veriyor. Ama baktığın zaman aynı ürün. Aynı kalitede, aynı değerde bir ürün. Ama ne? Yabancı bir isim olduğu zaman bizim insanımıza karşı biraz daha şey oluyor böyle. Nasıl diyeyim? Bir sempati kuruluyor bilmiyorum. Ama biz dediğim gibi başında da söyledim. Biz yerli %100 yerli Türk malları bizim üretimimiz. Yani dışarıdan ihraç edilen ürünlerimiz yok. Hepsi de ortopedik üründür. O yüzden şuradan da halkımıza şunu diyeceğim. Yani elinden geldikleri kadar Türk malı kullansınlar ki hani buradaki bizim gibi esnaflar da kalkınsın. Yani yabancıya gidip o değerde ürünler almaları bence hata yani. Fiyat aralıklarını sormuştuk. Bir de şey soracağım. Ayakkabıcı çarşısı. Bazı esnaflarımız dedi tüm mesela bir ayakkabıcı çarşısı olsa işlerimizi belki olumlu yönde etkiler. Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Ya ben yani ayakkabıcılar çarşısından ziyade yani biz yerimizden memnunuz. Memnun değiliz değil. Orada olursa orayı düşünen esnaflar da orada da yapsınlar. Bizim belki orada da açabiliriz ama öyle bir yer olduğu zaman yani benim aklıma sığmıyor yani işin gerçeği. Neden yani ayakkabıcılar çarşısı? Bir Gazi Caddesi dediğin zaman mesela ayakkabıdan her türlü gıdaya kadar her şey var. O da olabilir. Bence o biraz şey, insanların kendi kendine kandırması yani bence. Evet, kirayı sormuştum cevap vermediniz. Kiralar yüksek mi dediler. Yani bazı esnaflarımız kiraların çok yüksek dedi Elazığ'da. Bu da mutlaka ki işlerimizi etkiliyor. Valla zaten kiraya çalışıyoruz. Amaç ilk başta kirayı çıkartıp ondan sonra köşeye bir şey bırakabiliyor muyuz? Valla bırakamıyoruz. Eğer dönebiliyorsak bu bizim en büyük karımız. Yani onu diyeyim kiralar yüksek. Katılıyorum o konuda söyleyen arkadaşlarımıza. Kalifiyeli
eleman bulmak konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylediler. Kesinlikle bir de... Yani dedim mesela 5-6 yıllık esnafım 20-30 tane şu eleman an... değiştirdim. Siz neler söyleyeceksiniz? Ben o konuda %100 arkadaşlara katılıyorum. Mesela biz yazı yazıyoruz. Hani satış danışmanını arıyoruz. Kimse gelmiyor. Ve şu anda da etrafı gez. Herkeste şu var. İş yok. Aslında iş çok. Ama insanlar ne arıyorlar? Hani şunu istiyorlar. Biz gittiğimiz yerde geçelim bir masa başında oturalım. Bilgisayarımız elimizde olsun. İşte rahat olalım. Çayımız kahvemiz her dakika gelsin. Herkes böyle bir iş arıyor. Yoksa caddeye çıktığın zaman emin olun şu an gezin. Çoğunun da vitrininde satış danışmanı aranıyor diye yazılıyor. Ben şunu sadece söyleyeceğim. İnsanlar iş seçiyorlar. Hani aslında iş çok. Sadece benim tanıdığım şu anda 4-5 kişi mesela personel arıyor ama bulamıyorlar. Ben de dahil olmak üzere. Onu da açıkça söyleyeyim. Ama bulamıyoruz. Doğru. Evet, işlerinizin daha iyi olabilmesi için neler yapılabilir herhalde? Bir esnaf olarak soruyu size sormak istiyorum. Neler yapılabilir? İşlerimizin daha iyi olabilmesi için öncelikli olarak iş gücünün bence arttırılması lazım. Mesela bir üretime dayalı fabrikaların açılabilmesi lazım en azından veya ona yani farklı bir üretim yerleri açılması lazım. Ama baktığın zaman şimdi iş gücü olmadığı için adam da gelip alışveriş de yapamıyor veya bir ayda çocuğunu alıyorsa 3 ay sonra tekrardan bir diğer çocuğunu alıyor. Bu hepsine baktığın zaman hepsinde de var. Ondan dolayı diyorum ki iş gücü yok. Hani mesela kime sorarsan sor iş yok. Tamam ben şu an dedim. Biz eleman arıyoruz bulamıyoruz ama şimdi öyle insanlar var gelip bu mağazada çalışamıyor. Yaşı gelmiş belli bir noktaya. Doğru mu? Yani benim demek istediğim iş yok. Elazığ'da hep emekli, hep memur. Yani yatırım yok. Yatırımın olması lazım. Mesela dışarıdan gelen insan yok. Hani biz hep bir aynı nüfusta hareket ediyoruz. Yani bir mesela bizim bir Harput'umuz var, Sivrice'miz var. Çoğu güzelliğimiz var ama bunlar değerlendirmiyor. Belki onları değerlendirse bir artı olacak. Veya bir Elazığ Spor'un birinci Süper Lig'de olması bizim için bir artı olacaktı. Benim için veya esnaf için olur yani. Ama dediğim gibi bunların değerlendirmesi lazım. Buradan bizim milletvekillerimize, belediye başkanımıza, bunun işlerle kim ilgileniyorsa bunların ön planda olması lazım işin gerçeği. Sizden önce ayakkabı tamiratı yapan esnaflarımızın yanındaydık. Onlar dedi biz eskiden imalat yapıyorduk. Evet. Ama dedi makinelaşmaya yenildik. Şimdi tamirat yapıyoruz. Evet buradan... Yani el yapımı ürünler satılsa daha iyi olmaz mı? Çünkü sonuçta dedi bir el yapımı ayakkabı dedi 70-100 liraya çıkar dedi. Biz de onları kollamak zorunda değil miyiz sizce? Şimdi biz... Bir de mesela dedi ayakkabı Elazığ yöresine ait bir ayakkabımız var. Evet. Topuk burun. Evet. Siz de bilirsiniz evet. Mutlaka ki. Onu mesela tanıtamıyoruz dedi. Neler söyleyeceksiniz? Ya ben o konuda o arkadaşlara ben katılıyorum. Şimdi kendini geliştirmediği için, bir adım öne atlamadığı için, eski kafayla kaldığı için yerinde saymıştır. O da onu bitirmiştir. Ama bugün mesela biz İzmir'e gittiğimiz zaman İzmir'de... Fabrikasyon ürünlere kavuşamıyoruz diyor. Ama bak şimdi öyle diyor ama bak İzmir'de mesela fabrikasyon diyor. Orada da küçük küçük atölyeler var. Hani 4-5 kişi çalışıyor ama öyle bir oturtulmuş bir şey var ki insanlar hani o işi yapanlar mesela takip ediyor, kalıbını çıkartıyor, onu yapıyor, bunu yapıyor, üretiyor. Bence yapılabilir. Şahsen benim elimde öyle bir mesleğim olsa ben perakendindense ben o işi tercih ederim. Devlete baktığın zaman bugün teşvik de veriyor. O da değerlendirilebilir. Veriyor mesela. Gidip de ben bu işi yapacağım. Ustalık belgesi var. Devlet zaten vermiyor mu? Benim bildiğim kadarıyla veriyor. Evet. Ben olsam öyle bir gerçekten söylüyorum. Eğer elimde öyle bir imkanım olsa ben değerlendiririm. Bence biraz pasif kalınmıştık. Ben Dursun Karaca. 20 senedir bu işi yapıyorum. 20 yıl oldu. İşleriniz nasıl? Ya vallahi işler eskisi gibi değil. Yani önceden imalata çok şey vardı. Şu anda o kadar yok. Yani Çin ayakkabılarının çıkması bütün milleti etkiledi. Ayakkabı imalatı da yapıyorsunuz. İmalatı yapıyoruz. Evet, asıl mesleğimiz imalat zaten. Evet. Bir ayakkabı kaç günde yapılır? Vallahi şimdi makine sistemine girdiği için bir ayakkabı yani bir günde, iki günde teslim ediyoruz. Teslim yapıyoruz. Fabrika ürünleri mi pahalı yoksa el yapımı ayakkabıları mı pahalı? Arasında ne kadar fark var ya da? Tabii ki el yapımı biraz daha farklı. Ne kadar fiyatını verebilir miyiz? Ayakkabı şu anda imalat sipariş 150 lira. 150 TL. 150 TL'ye yapıyoruz. Ortalama zaten bir müşteri de bir yere gittiği zaman hazır ayakkabı da 100 liradan gözden çıkarıyor zaten. 100 tabii hazıra göre daha iyi. Tabii ki dayanıklı. Dayanıklı. Tabii ki sağlıklı.
En azından neyi kullandığımızı görüyoruz. İç astarından tut, yani derisinden tut. Doğru, sağlıklı olduğunu görüyorsun yani, elinden geçiyor çünkü. Bir emek sarf ediyorsun. Sizden önce de tamirat yapan esnafların üzerine gittik. Onlar önceden imalat yapıyormuş. Evet. İşlerin yolu olmadığı için sonradan tamirata dönmüş. Diyor eskisinden diyor fabrika ürünlerin çıkmasıyla bu iş azaldı dedi. En büyük sebebi de bu dedi. Siz neler söyleyeceksiniz? Doğru söylüyorlar. Şimdi fabrikalar tabii küçük esnafı bitirdi. Bir mağazalarda da şu an ayakkabı satılıyor. Bir atıyorum kafadan, adam markette ayakkabı satıyor. Tabii ki adam gelip bizden alışveriş yapmaz. Normal bir ayakkabıcıdan da alışveriş yapmaz. Tamir de eskisi gibi değil tabii ki. Şimdi ucuz olduğu için ayakkabılar, adamlar yaptıracağına diyor yenisini alayım. Ayakkabı fiyatları arasında fark çok mesela. 20 liraya kadar ayakkabı var. Evet. Sağlık açısından iyi mi onlar? Tabii ki iyi değil. Kesinlikle Çin. Çin ayakkabıları tabii. İçi, iç astarından tut yani üstünün derisine kadar hep naylon. Winnex dediğimiz şey. Vatandaşlarımız nasıl anlayabilir deri ayakkabısını? Valla fiyatından zaten belli ediyor. Bir anlamamak mümkün değil. Bir tane müşteri gelip bir ayakkabı aldığı zaman, atıyorum kafadan şöyle şu ayakkabı aldığı zaman, zaten derisinden belli eder, içinden de belli eder, iç astarından da belli eder. Yani insanlarımıza valla ucuz ayakkabıyı ben önermiyorum. Yazık. Evet. Yazık. Sağlık açısından. Tabii ki hiç şey ileride bunu zaten şeyini alır. Şu anda alamaz da yani ileri geçen, her geçen gün sağlığını bozuluyor. Evet, esnaflarımız bir de eskisi gibi eleman bulamıyoruz. Son emektarı biziz dedi bu işin. Şimdi eleman, çırak bulamıyoruz dedi. Çırak zaten şu anda çalışmıyor. Zaten çalışacak kimse çocuğunu göndermiyor. Hem esnafın işi yok. Esnaf çırağa para verecek şey yok. Onun için çalışmıyorlar. Evet, Elazığ'da ayakkabı üretim yapan fabrika yok. Yok. Esnaflarımız dedi, Elazığ'da olsa da belki daha uyguna alırdı ve satardık dedi. Genelde il dışından geliyor dedi ayakkabılar. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Elazığ'da bir fabrika olsa ayakkabı fabrikası işlerinizi olumlu yönde etkiler mi? Vallahi Elazığ'da bir fabrika olsa tabii ki biz de işimizi bırakırız, gider fabrikada çalışırız. Yani hizmet ederiz. Elazığ'ın zaten büyük kaybı bu. Fabrikalaşıyorsun yok. Yok, fabrika yok. Elazığ odasına kayıtlısınız. Başkanımız sizleri ziyaret ediyor mu? Ediyor. Sorunlarınızı dinliyor mu ve yetkililere ilettiğini düşünebiliyor musunuz? Dinliyor. Başkanımızdan biz çok memnunuz. Başkanımız elinden geleni yapıyor ya. Ne yapsın? Yani köklü bir çözüm olması lazım. O da çok zor. Sizce Elazığ'da ayakkabı işiyle uğraşan esnaf çok mu? Tamirat olsun, satış olsun. Bilen de uğraşıyor, bilmeyen de uğraşıyor. Bilen de uğraşıyor. Mesela adam emekli oluyor, ayakkabı dükkanı açıyor. Yani anlamadığı iş. Tabii ki sıkıntı oluyor ondan sonra. Ödeyemediği zaman mecbur esnaf kapatıyor. Ya valla bu işte dediğim gibi esnaflarımızın durumu çok zayıf yani. Bir küçük esnafa veya bir nasıl diyeyim, bir markalaşmış o marka olan yer zaten iş yapıyor. Marka olmayan yer de ara sokaklar. Ama sen esnafları tercih ediyor genelde. Tabii ki markayı tercih ediyor. Tabii ki markayı tercih ediyor. Sizin ürünleriniz daha kalitelidir ama yine onları ama tercih ediyor. Ama markayı tercih ediyor. Modele ayak uyduramıyorsun. Her geçen gün yeni modeller çıkıyor. Ondan dolayı esnafımızın durumu zayıf. Eskiyi konuşalım. Günde kaç tane ayakkabı yapıyordunuz eskiden? Ya önceden makinalaşma sistemi olmadığı için bir ayakkabıyı bir haftada yapıyorduk. Şimdi bir ayakkabı iki günde teslim ediyoruz. Şimdi çok da geliyor tabii ki ayakkabı. Tabii ki eskiden şey de yoktu. Öncele İşte bundan bir 15 yıl evvel bu kadar makine sistemi yoktu, bu kadar malzeme de yoktu, bu kadar kalıp da yoktu. Ama şimdi maalesef, şimdi de her şey çok, eleman yok, iş yok. Ahmet Çelik, 38 yıldır ayakkabı sektöründe faaliyet gösteriyoruz. İşleriniz nasıl? İşlerimiz geçen seneye göre bayağı düşüş var. Gittikçe de sektörümüz düşüyor. Elazığ'ımızda ayakkabı sektörü faaliyet gösteren esnaf arkadaşlarımız bayağı fazla. Artı düşük kalitede ayakkabı satan esnaflarımız bu aralarda, bu senelerde çoğaldı. Kalite olarak düşük ama fiyat olarak ucuz. Müşteri de memnuniyeti burada zayıflıyor. Ayakkabı dayanmıyor diyorlar. Ucuz sektör ayakkabı sağlığını da etkiliyor. Çin malı var. Onlar etkiliyor. Artı şöyle diyeyim, ayakkabı sektöründe memnuniyet çok önemli. Dayanma takdirde müşteri bir daha dükkana girmez. Burada kaliteye biz önem veriyoruz.
İstanbul, İzmir ürünleri faaliyette daha güzel olur. Kalite olarak daha güzel oluyor. Müşteri memnuniyeti, ayakkabıda dayanma hususiyeti. Hemen yeri gelmişken, bu vatandaşlar mutlaka kemerek ediyor. İyi ayakkabıyı nasıl anlayabilir? Derisinden mi anlar, dibi kösel olmasından mı anlayabilir? İyi nasıl ayakkabıyı, müşteri hiçbir zaman için anlama şansı yok. Evet, nasıl anlama fiyattan. Fiyattan artı fiyatla alakalı değil. Ayakkabıyı, ayakkabı mağazasına güven itibarı söz konusu. Ayakkabıyı bayan giyindiği zaman ayağını vurup vurmayacağını, artı ayakkabıda rahat edeceği kusu müşteriye memnuniyeti esnaf arkadaşımız anlatacak. Ayakkabı sıkan tarafı varsa ayakkabı açılmaz bazı yerlerde. Ayakkabı şimdi baş parmağını vuruyorsa hiçbir zaman için ayakkabı açılmaz ama yanlarda esneme yapar. Ayakkabının kalitesine gelirsek imitasyon var, deri var, nubuk var. Ayakkabının önemli olan imalatta yapılışıdır. Taban olarak, topuk olarak önemli olan odur yani. Burada ne müşteri memnuniyeti esnaf kardeşimize inancıdır. Zaten bir ayakkabı sağlam çıkmak takdirde o müşteri ikinci sefer o dükkana gitme şansı yok ki. Şahsen ben olsam gitmem. Ayakkabı satışı yapılanın yanı sıra bir de tamiratı yapan esnaflarımızla gezdik. Onlar eskiden biz imalat yapıyorduk. Sonra dedi fabrika ürünlerinin çıkmasıyla dedi bu işi bıraktık tamirata geçtik. Fabrikası ürünleri dedi bizi çok etkiledi. Sektörümüz bitmek üzere dedi. Neler doğru söyleyeceksiniz? O yönde ustalarımızın gerçekten doğruluk payı çok yüksek. Her şey fabrikalaştırdı. Artık fabrikasyonlaştı. Topuğunu yapan yok. Erkek ayakkabısının veya bayan ayakkabısının topuğunu, tabanını tamirata götüren yok. Hep plastikleşti yani. Şimdi atıyorum. Şöyle bir ayakkabı ben size göstereyim. Evet. Şu ayakkabının tabanı zaten poli taban. Evet. Plastik taban. Bunun tamiratı söz konusu yok ya. Fabrikalaştıkça imalatta da dayanma gücü biraz yüksek oluyor. Doğrudur ama tamirata gidecek, ayakkabımı sıktı veya efendime diyeyim topuğunu değiştireceğim pozisyon kalmıyor. Atıyor, yenisini almak zorunda kalıyor. Elden yapılan artık firmalar kalmadı. Evet, esnaflarımız bir de dedi. Büyük firmalar geldi. Bir de AVM'lerde dedi ayakkabı satışı yapmaya başladı. Bu da bizi çok etkiledi. Mesela dedi bir esnafımız dedi Gazi Caddesi'nde %70 indirimle satıyor. Biz dedi, onun fiyatına zaten kavuşamıyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi fabrika satış mağazalar çoğaldı Elazığ'ımızda. Bugün atıyorum isim vermek hoş değil. Gazi Caddesi'nde esnaf arkadaşlarımız %70 indirim yapıyor. Sen %70, yüzde kaç kazanıyorsun ki %70? Bu soruyu da sordum dedim. 100 lira satıyor o zaman dedi, 70 lirası kar dedim bu işin. Ayakkabı sektöründe o kadar kazanç yok bizlerde. Evet. Büyük mağazalarda var, doğrudur. Ona katılıyorum. %70 indirime giriyor. Ben bu kazançları bizim küçük esnaf arkadaşlarımızın hiçbiri kazanamıyor. Maalesef. Ondan dolayı biz onlarla yarışıyoruz. Şu anda bizim kar oranımız inan ki %20, %25'i geçmiyor. Geçme şansı da yok. Ama büyük mağaza, firma isim yapmış. Diyor ki ben filan marka istiyorum. Geliyor 10 yaşında, 15 yaşındaki bir çocuk filan marka istiyorum. Ya filan marka yani 200 milyondan başlıyor. Çakmalar var. Şu anda o markaların çakmaları var. Çakmalar da dediğim gibi Çin'den geliyor. Çin'den sağlık açısından sıfır. Bundan bir sene önce yazın daha doğrusu bir sorun yaşadık Türkiye. Evet, Türkiye. Türkiye genelinde marka ismini vermek icap etmez ama sağlığa zararlı mı? Zararlı. Koku yapıyor. Düşük ürün koku yapar. Ayağı terletir, mantar yapar. Ama bizim halkımız ya 10 liraya 15 liraya ayakkabı alalım da bir şey olmaz. İki sefer giyelim üçünü satalım. Sağlığım bu tarafta gidiyor. Ayağım mantar olacak. Ayağını vuracak. Kemik oluşturacak. Bayan ayakkabılarında özellikle dar ayakkabılarda kemik oluşturması yapıldı. Düşük kalitede ayağı sarmıyor. Sarmayınca ayak serbest kalıyor. Serbest kaldığı zaman da ayak yayılıyor. Kemik oluşturuyor. Yani bu sorunlarla çok karşılaşıyoruz. Büyük AVM'ler kar oranlarını ilk etapta vuruyor. Sezon başında ondan sonra sezon sonunda %70 indirim yapıyor. Biz o karları göremedik ki. İndirim yapalım. Yapalım. Evet. Doğrusu bu. Bu soruyu da soracağım. Elazığ'da ayakkabı satışı yapan esnaf çok mu? Ya da tamiratı da aynı. Bunu da soruya katalım.
Sizce çok mu? Tamirat olayı çok değil. Artık esnaf, giyen kişi tamirata götürmüyor ki ayakkabıyı, tamiratçılar çoğalsın. Yok, o sektör gittikçe kademe kademe bitiyor. Ama hazır ayakkabı satan şeyciler, firmalar çok. Elazığ genelde bu nüfus sayımına bakarsak kaldırmıyor. Ayakkabı sektörü Elazığ'da hemen hemen diğer esnaf kardeşlerimizin sayısına göre biz ikinci, üçüncü sıradayız. Elazığ'da aşırı zede ciddi anlamda ayakkabı sektörü çalışan var. Bu esnaflara bir de şey sordum. Ayakkabı çarşısı olsa dedim mesela, ayakkabı çarşısından mesela toplantısı esnaflar. İşlerinizi olumlu yönde etkiler mi, etkilemez mi? Bazı esnaflarımız olsa dahi olur dedi. Bazı esnaflarımız buna katılmadı. Bir de kira çok yüksek dedi esnaflarımız. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi çarşı esnafı artık olayı bitti. Elazığ'ımız gittikçe gelişiyor, büyüyor. Bir toplu halde bir yerde bir iş yapmak artık çözüm değil. Burada müşteriler zaten geziyor. Nerede ürün var, nerede ucuz ürün var, nerede kaliteli bir ürün var, onu çok iyi biliyor müşteri. Şu anda benim dükkanımda inan ki öyle müşterilerim var ki geliyor, diyorum ki bu yeni gelen ürün. Hayır diyor, bu bir önceki parti malı, görmüştük dükkanda. Müşteri bilinçli, o yönden müşteri bilinçli. Diğer konuya gelirsek, arz ettiğiniz gibi esnaf dağılımı çok. Toplu halde olmaz. Artık o olay Türkiye genelinde de bitti. Kira fiyatları aşırı derecede yüksek Elazığ'ımızda. Yani bu kiralara, bu kazançlar, bu kirayı karşılamıyor şu anda. Geçen senelere göre, 3-4 sene öncesine göre karşılıyordu. Ama şu anda kar oranımız düştüğü gibi iş oranımız, satışımız düştü. Bu kiraları karşılamıyor. Gerçeklerden biri bu. Esnaflarımız da kalifiyeli eleman bulmak konusunda sıkıntı yaşarız diyor. Senede 600 tane esnaf işi eleman değiştiriyoruz dedi. Neler söyleyeceksiniz? Ayakkabı yapımında dedi çırak bulamıyoruz. Satışı yapanlar da kalifiyeli eleman bulamıyoruz dedi. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi bizim Elazığ'ımız hazıra doyan bir şey. Hazır getiririm, satarım. Çocuğumu meslek dalına vermem. Var, o hepimizde var şu anda. Ayakkabı sektöründe Elazığ imalatı bitmiş. Elazığ'da eskide imalatçılar vardı, çarık ayakkabı yaparlardı. O olay yok artık. Çırak yetiştiremiyorlar, çırak bulamıyorlar. Artı tamirciler var şu anda, yaklaşık bir 40-45 tane tamirci var. Onlar da hat safhada artık, yani onların da ömrü bitiyor yavaş yavaş. Yani bundan tabii yaşlar ilerlemiş, 3-5 sene sonra inan ki tamirci Elazığ'da bulamazsınız. Çünkü bir aile benim oğlum gitsin de meslek öğrensin kelimesi yok artık. Eğitime de bağladılar bazı esnaflar dedi, 12 yıllık eğitime bağladılar. Zaten dedi okul bitene kadar zaten 18-19 yaşında oluyor bir öğrenci. Ondan sonra zaten bu işi öğrenemez diye öğrencileri de gelmiyor zaten. Şimdi eğitim her zaman için olsun. Eğitimin yanında ikinci bir meslek dalı olması lazım. Dışarıda gidip de çocuk boşu boş gezeceğine bir eğitim olsun. Gelsin bir şeyler öğrensin. Ama bizim Elazığ'ımızda maalesef imalat olmadığı için bir evde bir aile reisi kazanır, 5 kişi yer. Bizim Elazığ'ımızda o kültür yok. Çocuğum gitsin bir şeyler öğrensin, bir şeyler çalışsın. Şimdi bayan elemanlar diyoruz. Erkek elemanlar yok. Yok, gerçekten yok. Erkek çocuğunu bulamıyorsun. Bayan eleman. Bayan elemanlar daha faaliyette, aktif. Bu sektörün eskisi gibi canlanması için neler yapılabilir? Bu sektörümüzün eskisinden daha güzel olabilmesi için, faaliyet göstermeler için federasyonumuz, genel başkanımız, Türkiye genelinde bir aktifleştirmesi lazım. Çin'den gelen ürünleri iptal etmesi lazım. Çin'den gelen ürün, bizim Elazığ'ımızda fabrika yok. Ayakkabı sektöründe fabrikalaşma yok. Bu bir gerçek. Dışarıdan gelen, hep dışarıdan biz İstanbul'dan, İzmir'den alıyoruz. %70'i firmalar kapanmış durumda. Çünkü iş yok. Ben burada satacağım ki gidip ürünü alıp getireyim, koyayım. Maddi durum gittikçe Elazığ'ın kısıtlanıyor. Alım gücü düşüyor. Burada bir de şu var. Esnaf sayısı Elazığ'da ciddi anlamda çok. Her mahallede bir inşa evin altında bir dükkan var. Eskide olay yoktu.
Elazığ'ın göç aldı. Elazığ'da imalatlar, firmalar, fabrikalar kurulmadığı gibi çalışma kapasitesi düştü. Ama bu tarafta dükkanlar çoğaldı. Bunu da belediye başkanımız her dükkan altında esnaf dükkan olarak açacağına, ruhsat vereceğine otopark olarak verdi. Ömer Çelik 1986 tam beri kunduracılar o da başkanlığı yürütüyor. Evet. Bu aradalar. Maşallah başkanım. Devam ediyor. Ve bu mayende esnaf odaları birliğine yönetimde de kaldım. Şimdi bu durumda esnaf keferde kooperatif başkan vekilini de yapıyorum. Görevlerim böyle. Evet. Ha, bu işler devam ediyor. O zaman kunduracılar odası tabii malum sanatkar yetişmiyor. Gittikçe batıyor. Tamiratçı yok. Hep dışarıdan geliyor. Üretim yok bizde. Ha, bunu daha faaliyete geçirmemiz için elimize gelen gayretleri göstermeye çalışıyoruz ve bütün kamu yere duyurmaya çalışıyoruz. Evet, evet başkanım. Esnafları sizden önce esnaflarımızı gezdik. Esnaflarımız eskisi gibi işlerimizin iyi olmadığını söyledi. Evet. Kalifiyeli eleman bulamıyoruz dedi. Bunun yanında şimdi tamiratı yapan evet. Ustalarımız da çırak bulamıyoruz dedi. Bunlar hepsi... Evet, neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şimdi bunlar hepsi olmuş ve olmuş ve geçiyor. Evet. Usta yok, yetişmiyor. İmalatçı ustamız yok. 5-10 tane imalatçı ustamız var. Evet. Bunlar da giderse yok, yerine kalfa, çırak yetişmiyor. Tamiratçı yok. Gördüğünüz gibi kaç yerde tamiratçı var o kadar. Bunlar da yarın zamanı geçtikten sonra da artık geri yetişen yok. Kimse çocuğumu getirip de ben ayakkabıcı lova koyayım da çalışsın, esnaf sanatkar olsun diye bir şey yok. Gelen para diyor, para da yok. Nerede? Evet. Uzun süredir kunduracılık yapıyorsun. Evet. Biraz eskiyi anlatır mısınız bize başkanım? Eskiden işler nasıldı? Valla eskiden işlerimiz biz yeni imalat yapardı. Ben imalatçıydım zaten haddizatında. Biz tekine tek kar derdik. Bir çift ayakkabı yaptığımız bir tek sermaye, bir tek kar kabul ediyorduk. Ve sanatımızda bir kıymeti vardı. Ustalığın da bir kıymeti, değeri vardı. Ama maalesef şimdi dışarıdan burada olmadığı gibi ben dışarıdan geliyorum. Malatya'da şuradan buradan geliyor. Ucuz ayakkabılar, kalitesiz. Ha bilakis Türkiye'yi yıkan bu Çin ayakkabıları. Evet. Sağlık açısından da zararlı bunlar. Bir dakika diyor. Şimdi bunlar Çin ayakkabıları, evet işçilik ucuz, ucuz mal ediyorlar ama malzeme yok. Nedir? Bali dediğimiz bir ilaç var. O ilaçla yapıyorlar töküntü. Onunla yapıştırıyor fabrikayı, orayı yap, getiriyor. Geldikten sonra ayakkabı burada giydiğiniz zaman terleme yap. Terleme de kanser de vuruyor, koku da. Bunu da hükümetimiz buna el atlar mı başa çıkaramadı. Bu Türkiye'de, Türkiye'de esnafın belini kıran bu. Sanatkarı şeyden bu. Esnaflarımız yani imalatı değil de satışı yapan esnaf sayısı çok oldu değil mi? Tabii, çoğaldı. Bir de AVM'lerde, büyük marketlerde de ayakkabı satılıyor. Büyük firmalar Elazığ'a girdikten sonra bu da işlerimizi daha çok etkiledi. Daha çok, daha çok. Bütün neler söyleyeceksiniz? Marketler açılıyor, marketler açılıyor. Büyük şeyler yana gidip kredi kartını basıyor. 10 kağıda, 15 kağıda gidip her şeyini alıp gidiyor. Daha gelip öteki ufak esnaftan ne ayakkabı alır, ne onu alır. Bunları gördünüz işte. Evet. Bu vaziyette büyük marketler küçük esnafları güttüler. Sadece ayakkabı sektörü değil, bakkalyası da öyle, giyimi de öyle, hepsi de öyle. 50 sektörü etkiliyormuş. Hepsini. Evet. Hepsini etkiliyor tabii. Sadece ayakkabıcı değil. Evet. Başkanım, esnaflarımız dedi, ayakkabı satışı yapanlar dedi, kalifiyeli eleman bulamıyoruz. Yok. İmalatı yapanlar da çırak bulamıyoruz eskisi gibi. Aynen. Eskiden mesela çokmuş çırak, şimdi eskiden, yok. Eskiden bir dükkanda... Neler söyleyeceksiniz? Ben kendi mesleğim üzerine konuşuyorum. Benim dükkanımda 5-6 tane çırak vardı, yetişiyordu. Evet. Ondan sonra kalfa, kalfalıktan sonra usta, tabii o zaman ustalık belgesi de yoktu. Ustalık belgesi mi? Yani, bizdendi, ustalar. Hadi hemen baksın kalfa tam çekilse yer açıyordu, usta oluyordu, güzel çalışıyordu. Ama şimdi ne çırak bulabiliyorsun, ki kalfa da yetişmezsin. Eleman nereden yetişecek, usta nereden yetişecek? Ben bugün yaşım şöyle bile 79-80'e giriyor, göremiyorum. Hep benim arkadaşlarım bitti, gitti, tükendi, kimse kalmadı. Yeni gitme de yok, yetişmiyor. Evet, üretim yok.
işlerin eskisi gibi olabilmesi için Elazığ'da neler yapılabilir? Yetkililere neler söylemek vallahi istersin? Valla yetkililer biraz dedim ya, böyle dışarı gelen Çin ayakkabına şuna buna bir el atmaları lazım. Biraz sıkmaları lazım. Türkiye'de de bir üretim fazla olası. Bugün İstanbul'da öyle, İzmir'de öyle, Konya'da öyle. Yapamıyoruz, büyük esnaflar da yapamıyor. Çünkü oradan getirip kendi mallarını şey yapamıyorlar. Evet başkanım. Onun için kapanıyor, yani gidiyoruz. Sanat elden gidiyor. Biz de çabamız diyoruz ki devletimiz, hükümetimiz, yetkililer buna bir el atsınlar. Biraz esnafın üzerine varsınlar, esnafı sıkmasınlar. Farz mı? Kendi üzerime konuşuyorum ki hiç dedikodu da olmasın. Ben şöyle bir 55 senedir maliyeye vergi ödüyorum. Bakurumu ödedim. Anladım, dükkanımı çalıştırıyorum. Bu vaziyette emekli oldum. Devletten bir şey istiyor mu? Yok. İşte bana vergi 700-800 lira para veriyor. Ham paranın %10'unu kesiyor. Ben yetkililerde sevgi şey budur ki bunu da kesmesinler. Esnafı şey etmezler. Diyor ki kapat. Kapatın bir yere gideyim ha. Kahve köşelerine mi gideyim? Evde mi oturalım? Evet. Ne olacak malımız? Ama sen bunun %10'unu kesmesin. İşte 100 kağıt, 150 kağıt ilir. 700 kağıt alırsa o zaman 850 kağıt alır. Hem vergi veriyor. Elektrik parası veriyor, aydınlatma veriyor, suyunu veriyor, her yere baskısı var. Yani gidip evde oturma marifet midir? Bunu da üzerinde düştüler. Yani küçük esnaf, yani sadece ayakkabıcı değil, hepsi bile. Bu yüzden şikayetçiyiz. Devlet buna el atsın, bu yüzden onu da kaldırsın emekliden. Emeklide iş yerini kapatmasın, çalışsın, huzurlu bir hayat geçirsin.